Kör gecenin ortasında yandım gittim, duymadım ya. Yüzlerinden yaralandım, bir gün gelip sarmadım ya. Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman, bu derdime inan yar. Sensiz yaşayabilmirem, ey sevgili canan, bu derdime inan. Dışarıda yüzü soluk yabancı insanlar, dertleri dinler ama anlamazlar. Bir bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni. Derdinen bıraktın beni, derdinen bıraktın beni. Tekrar Erdem Sur'la Pazar Keyfi programına hoş geldiniz. Bugün yanımızda birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Onlarla bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Önemli sanatçı Ali Haydar Timisi ve Oğuzhan Kot yanımızda. Bugün çok müzik dolu, harika bir program sizleri bekliyor. Çok güzel bir pazar geçeceğimizi düşünüyorum. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Buyurun efendim, sizden başlayalım Oğuzhan'dan. Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi, böyle işte bir pazar günü oturduk. Böyle üç arkadaş grubu diyelim, kendi kendimize söyleştik. Zaten metroda çalacaktık biraz önce gelirken. İzleyicilerle de o güzel müzikleri paylaşalım, hep birlikte söyleriz. Dışarıda karşılaştık sevgili Ali Haydar Bey ve Oğuzhan'la. Hepimizin elinde enstrümanlar. Yani orada bir grup yapacaktık yani. Çok güzel bir şekilde geldik buraya. Tekrar dediğim gibi hoş geldiniz. Bugün çok müzik dolu bir program. Çünkü bu kadar söyleyebilen, çalabilen önemli arkadaşlar olunca biz böyle müzik, daha çok müzik ağırlıklı. Ama önce bir kendimizden bahsedelim. Sizin de izninizle genç arkadaşımızdan başlamak istiyorum. Sevgili Oğuzhan'cığım, tabii biz seni tanıyoruz ama birazcık kendinden bahsedebilir misin? İşte kendimizce profesyonel anlamda yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Çok ama güzel yapıyorsun ki buradasın. Teşekkür ederim, zaten çok sağ olun. Ali Aydar Bey'in referansı da çok önemli. Yapıyor, sesi zaten biraz sonra izleyicilerimiz de duyacak, pırlanta gibi. Senin de öyle bu arada, onu da söyleyeyim. İkimizin özellikleri birbirine benziyor çünkü Erdem evet, gibi. Evet, tenoral bir ses. Kendisi gibi, hem doğru. De besteliyor. Evet, herhalde işte bariton tenor arası bir şeyim aralarda. Ama ben de o sırada dinledim. Gerçekten çok keyif aldım. Çok senin. Sağ olun, bir mukavele. Hem tarzından... Gırtlaktan işte sesin tonunda gayet çok şık. İnşallah müzik çok hayatında da çok başarılar İnşallah. Diliyorum. İnşallah. Ya ama arkadaş kendi işinizi yapsanız da birisi diş hekimi, birisi avukat. Biz boşuna mı bu konservatuarı okuduk bu kadar? Ben gelip diş dolgusu yapıyorum. Vallahi abi haklısınız, bir şey diyemiyorum. Ya, doğru. İnsan içinde olunca demek ki. Yani abi bizi yapalım. Zorla doktor avukat yapmışlar. Evet. İşte böyle en son patlıyor bir yerden. Bence o durum o yani. Benim zamanımda böyle... Futbol oynamak ya da böyle spor yapmak ya da işte böyle müzik falan hem böyle derler ya bunu hani alın okula gönderin işte ya topçu olur ya popçu olur diye. Beni böyle zorla hep böyle sokaktan alırlardı içeriye, hadi Erdem işte durmuyorum yani, hiperaktifim. Evet. En sonunda bir hekim olduk yani, abim de diş hekim, ben de diş hekimiyim, işte ailemizde de çok böyle hekim falan var. Ama abi içeride nasıl duruyorsa, o kaynıyorsa yani işte uzun yıllar evet. Hem voleybol oynadım hem tenis oynadım, tenis eğitmeniyim, işte müzik hayatım var. Yani hem topçu oldum hem popçu oldum yani gerçekten. Engelleyemediler. Hem de işimi yapıyorum diyorsun aslan gibi. Yani engelleyemediler. Yok aslan gibi tabii ki bir sonu yok yani nice yetenekler var, nice şeyler var. Biz de kendi çapımızda yapabildiğimiz kadar insanlara yaptığımız müziği duyurmaya çalışıyoruz. Tabii ki onların geri dönüşleri de bizi çok mutlu ediyor. Ya şimdi senin işte sana da döneceğim. Yani bakın arkadaşlar, Ali Aydar Bey'in 200'den fazla eseri var. Yani herhalde okumayan kişi kalmamış neredeyse. Ne kadar mutlu. Yani ben o evet, zaten o zehri aldım yani. Ben evet. Şarkılarımı söylediğimde, insanların bana geri dönüş yaptığında o zehri alınca gerçekten vazgeçemiyorsunuz. İnsanlar sizin şarkınızı tekrar edip söyleyip de böyle bir ağızdan herkes söylediğinde yani o zehri alan bir insanın bence bu işi bırakma ihtimali yok. Doğru. Yani sürekli bir üretime seni motive eden bir yapı içerisinde. Gerçi yani son yıllarda işte bu Covid salgını, işte ekonomik koşullar, ülkenin içinde bulunduğu genel konjonktür diyoruz artık. Müziği geri plana itmesinin sebebi temel ihtiyaç maddeleri karşılanamayan toplumlar bu tip şeylere, sanatsal içeriklere daha az zaman ayırabiliyor, daha az bütçe ayırabiliyor.
Dolayısıyla biraz daha geri planda kaldı sanatsal etkinlikler ama yine de işte dediğin gibi insan o motivasyon içinde bir kere o şey çorba olduktan sonra oradan bir çiçek açıyor bir yerden. Hiç olmazsa yolda yürürken aklına bir şey geliyor, bir beste yapıyorsun. Aynen. Şey dedi mesela Avrupa toplumlarında da artık bu yani bir nevi sömürgecilikten sonra artık insanlar paraya doyunca işte zenginliğe doyunca sanata eğilmişler ve onlar da işte o Rönesans ortaya çıkmış. Dediğiniz gibi bütün ihtiyaçların karşılanacak ki daha temel barınma, gıda, yemek bunları birkaç yerde daha konuştuk. İşte ihtiyaçlar hiyerarşisi diyoruz ya Abraham Maslow'un sosyolojideki şeyi. Adam şimdi aç, sen o adama nasıl müzik dinleteceksin? Ya da bizim oradaki gibi uzun havalar falan çıkıyor işte böyle evet, yanık yanık ya da ağıtlar geliyor. Zaten bulunduğunuz bölgenin iklimi de yapılan müziği zaten inanılmaz bir şekilde etkiliyor. Ben şey de düşünüyorum, yani bu bir bireysel ifade biçimi olduğu için yani dediğiniz şeyde çok haklısınız ama ekstradan burada biraz daha romantik oluyor. Özellikle müzikalite, yani bağlılık olduğu zaman çok daha iyi oluyor. Hani belki diğerlerine göre daha farklı bir durumdadır. Evet, insanların temel ihtiyaçlarından belki çok zaman bulunamıyor ama bulunduğu zaman da bağlılık çok fazla oluyor diye düşünüyorum. Üretimi etkilemiyor bu. Evet. Tüketimi etkiliyor. Yani ekonomik altyapıyı sağlayamadığın zaman sanatçılar da sıkıntı içine düşüyor, onu demek istiyorum. Yoksa problem ne kadar basınç artarsa sanat o kadar daha çok fışkırıyor. Yani üretim fışkırıyor. Sen de şimdi bir albüm şeyine girdin işte Ali Haydar Medya gibi. Yani büyük maliyetler, büyük emekler, çok uzun uğraşlar. Evet. Şimdi düşün, bunun geri dönüşü olmadığında insanlar da yani tekrar bu işi yapmak için belki evinde tekrar üretiyordur ama hani insanları sunmayla ilgili belki çekinceleri olabilir. Ama işte böyle sıkıntılı dönemlerde de çok güzel eserler de çıkıyor. Yani mesela ben kendi bestelerimi yaptığımda hep böyle bir sıkıntılı olduğum dönemlerde gerçekten sıkıntılı olduğu için. İşte ne diyor, cevher basınç altında. Elmaslar, şeyler. Kömür öyle basıncı yiyince ancak işte elmas açıyor. Oradan bir şey oluyor. Ali Aydar Hocam bana hep şey der. Sana bir aşk acısı lazım. Bir aşk acısı çek de birkaç bir şeyler yap. Allah bak, hep anlat. Geçen hatta bölümde de aynısını anlattım. Evet. Ya dedim ki ne kötü arkadaşlarım var. Ya bana diyorlar ki ya sen birisiyle bir birlikte olup ayrılsana falan. Niye ya dedim. Beste çok çıktı. Güzel şarkı çıkıyor abi, harika şarkılar çıkıyor. Ya dedim ulan ben mahvoluyorum, bilmiyor musunuz yani hani ne kadar kötü adamlarsınız siz. Yok diyor, çok güzel gidiyor, şarkı çok güzel geliyor diyor. Dün de işte böyle bir arkadaş ortamındaydık. Böyle yayınlanmamış iki tane şarkımı çaldım. Ya dediler abi bu nasıl filan. Dedim ki yani yazdıranlar utansın. Hani canın yanınca çıkıyor evet. Yani. Aynen öyle. Doğru. Şimdi böyle konuşuyoruz. Şimdi böyle de elimizde bizim de bir cevherimiz var. Kömürden elmasa dönüşmüş. Senin güzel sesinden bu kadar anlattık. Yani bir eğer sen de müsaitsen tabii. Elimizde de gitarımız varken evet. Hazır. Tabii ben hemen bir... Ya bugün dediğim gibi böyle müzik dolu olsun istiyorum program. Yani tabii ki bu an sizle konuşmak çok keyifli. Ama yakalamışız yani yakalamışken evet. Çalan doğru. Söyleyen adamı. Çok mutlu olacağız. Su gibisin diye bir akustik bir parçam vardı. Onunla başlayayım isterseniz. Sözü müziği de sana ait. Sözü müziği de bana ait, evet. Yani öncesinde bir bilgisini özür dilerim şey. Yani şu an Oğuzhan'ın 5 şarkılık bir albümü çıktı. Evet. Bu 4 şarkının sözü müziği sana ait. Evet. Bir tanesi de sevgili Ali Aydar Timisi'ye ait. Ali Aydar son hocama ait. Son saniyede oldu o da. Yoktu öyle beste. Oğuzhan'a repertuar bakarken. Evet, aynen birlikte öyle. Birlikte seçtik o eve gitti. Arkasından ben onu yaptım. Oğuzhan'a attım. Beni okumaya çağırdı. Tamam. Böyle bir şarkı var. Ben de okudum. Yani güzel oldu aslında. Fena olmadı. Yakıştı. Sen söyledikten sonra hepsi güzel. Şimdi Su Gibisin söz evet. Müzik sana Su Gibisin ait. Bana ait. Albümümde olmayan bir parça. Bu albümden daha sonra çıkardığım bir parça. Tam sonra Su Gibi bir şarkı olmuş gerçekten. Çok güzel akıyor. Hem akışı da çok güzel. Çok bahsettiğimiz gibi ses sonu da işte gayet Ali Aydar abinin anlattığı gibi gerçekten çok çok hoş, çok sevdim. Sesine, nefesine sağlık. Sesine, yüreğine sağlık kardeşim. Yani tam şarkının ismiyle şarkı uyumlu gidiyor. Evet, biraz öyle. Ya şarkının anlamından ziyade... Yani tam slow rock böyle benim de çok sevdiğim bir tarzdır. Çok güzel bir şarkı olmuş. Çok sesine, yüreğine, eline sağlık. Sağ olun. Yeni projelerle ilgili şu an yani daha herhalde bunun devamlı da sürüyor. Ne kadar daha sonra bir şey yapmayı düşünüyorsun? Biz albümü Ali Aydar Hocam'la birlikte geçen sene Ağustos ayında çıkardık. Hı hı. Ama hani ondan sonra akustik projelerle devam ettik. Şimdi albüm içerisinden yine bir klip çalışmasıyla tekrardan devam etmek istiyorum. Üretime de devam etmeye çalışıyorum. Hani bunları da dijital platformlarda ya akustik şekilde ya da daha
komplike bir şekilde çıkararak devam etmeyi düşünüyorum. Yani şimdi o kadar çok dijital platform var ki yani her yerde bir şekilde olmaya çalışılıyor. Ama mutlaka devamlılığı sağlarsan bak dediğim gibi çok güzel bir şarkı. Yani çok kaliteli bir şarkı. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki şey soracağım, albümde kimden çaldı ve hangi nereden çıktık onlardan bir bahsedersek. Aslında biraz onun başından daha bahsetmek gerekiyor. İlk başlarda Ali Adur Hoca'nla tanıştıktan sonra kendisiyle özellikle müzikal anlamda ve sosyal anlamda çok iyi bir iletişim kurduk. Güzel bir iletişimimiz oldu. Sağ olsun o da bana çok yardımcı oldu bu süreçte. Şarkıların düzenlemelerini zaten kendisi yaptı. O yüzden şarkılar genelde batı formunda gibi gözükse de Ali Adur Hoca'nın sayesinde böyle hani hafif Türk Doğu ezgileri de var, Türk müziği ezgileri de var. O açıdan onun harman olması da benim açımdan müzikal anlamda çok iyi bir kulak doygunluğu oluşturdu. Gitarları Uğur Varol abimiz çaldı. Yaylılarda İstanbul Strings çaldı. O şekilde devam etti. Umarım onlarla... Çok, ama önemli müzisyenlerden bahsediyorsan. Çok iyi, evet. Yani tabii ki. Zaten Ali Aydar abi çok önemli. İstanbul Strings bana da çaldı bu arada. Yani gerçekten tabanca gibi çalıyorlar derler ya, çok çok özel müzisyenler, hepsine buradan selamlarımı yolluyorum. Aynen öyle, onlara sağ olsun. Uğur Varol da adam yürüyen orkestra. Biliyorum daha önce bunun muhabbetini yapmıştık. Gitar, bas gitar, elektro gitar, işte ud, aklına gelen işte şey... Telli grubunun hepsini. Yaylı tambur, normal tambur, ibov, perdis, feci. Benim de çok yakın dostumdur. Eğer buradan kulağına giderse yanaklarına bakıyoruz. Çok selamlarımızı oluyoruz. Yani böyle özel insanların... Ya takdir görmesi gerekiyor. Ya öldükten sonra değil de yani gerçekten yaşarken biz bu tarz özel yetenekli olan insanları milletçe takdir etmeliyiz. Kesinlikle. Yoksa küsüp bırakıyorlar işte yani uzaklaşıyorlar. Evet. Ama gerçekten bu ne yaparsanız yapın sabaha kadar çalışsanız bazı şeyleri, melekeleri elde edemezsiniz. Tabii ki çalışmak çok önemli bir şeydir ama böyle hani Allah'ın sevgili kullarını da yani bir şekilde bizim koruyup kollamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sizler gibi. Yani. Keza siz de öyle. Şimdi tabii Ali Aydar Timsi'ye de bir geçelim. Kendisi zaten şimdi konuşmak da bitmez aslında, birkaç program yapmamız gerekiyor ama tabii üstünden geçeceğiz bizim bir saatlik programımızda. Ankara'da doğduk. Ankara, evet. Ben doğum yerim orası. Belli bir süre işte ortaokul, bir lise, bir lise iki orada okuduktan sonra İstanbul'a taşındık. İşte burada konservatuar, İTÜ, Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Sonra yüksek lisans. Sonra işte bir doktorayı kazandım. Bir akademisyenlik dönemim oldu. Birkaç sene üniversitede hocalık yaptım. Sonra aynı zamanda öğretmenim. Yine İTÜ'de mi yaptık yoksa? İTÜ'de. Aynı, evet, evet. Mezun oldum konservatuarda. Bir süre çalıştım. Öğretmenlik bir yandan da eğitimci kimliğim devam ediyor. Onu hiç bırakmadım. Hala devam ediyor. Aynı zamanda Üçtakın Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeniyim. Bir yandan da prodüksiyon şirketimiz var. Sound Horus Prodüksiyon. İşte Oğuzhan'ın albümünü oradan çıkardık. Bir yandan yeni içerikler oluşturuyoruz. İşte bir yandan yeni şarkılar yapıyoruz. Bir de işte genç arkadaşlarımızı, orada omuz omuza yürüyebileceğimiz yol arkadaşlarımızı da birlikte kucaklayarak bir yere hep birlikte birbirimizi... Şimdi Anadolu'da güzel bir söz var. Diyor ki el eli yıkar, el de döner yüzü yıkar diyor. Yani bir el bir eli yıkamadan o iki el dönüp yüzü yıkayamaz değil mi? Yıkayamaz, aynen. Dolayısıyla işte birbirimize böyle destek olarak bir yolculuğa çıktık. Ya ben bu... Şimdi ben de hekimim işte, diş hekimiyim biliyorsunuz. Bu piyasaya girdiğimde yani ilişkilerin bayağı bir plastik olduğunu görüyorum. Yani bu böyle bir destek şeklinde gerçekten çok nadir oluyor. O yüzden sizi de takdir ediyorum, tebrik de ediyorum. Ben mutlu oluyorum yani şimdi bir yani öğrencim, bir, şey, bir arkadaşım, yani bir başarılı... Olsanın yani mesela işte şu gördüğü destek bile yani çok önemli bir şey. Tabii ki çok 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 kıymetli bir şey yani. Ali Adur Hocam sağ olsun hani çok çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani o plastik dediğimiz o durum gerçekten çok, çok, çok yani, var. İlişkiler gerçekten bir, çok böyle evet, saç deli gibi. Ya bir de hani gibi. Bizim işimiz biraz daha hani ilişkilerden ve hani moral motivasyon aslında bizim işimizin oluşması da çok daha etkili. Şimdi güvendiğiniz bir insanla böyle de hani müzik konusunda gerçekten usta diyebileceğimiz bir insandan da böyle bir güven almak sizi de bu işi yaparken, bu herhangi bir proje yaparken çok daha yüksek bir moral motivasyonla yapmanızı sağlıyor. O yüzden hani bu çok önemli ve bu şekilde onunla birlikte hani onunla tanıştığım için çok mutluyum ben kendi adıma. Evet, çok biz de teşekkür ediyoruz senin adına da. Yunus Emre müzikalinde ki
şeyi anlatabilir miyiz? O çok ya, orada küçük bir anı oldu. Biraz önce de işte canlı yayın öncesi konuştuk. Önden ya, şey tüyü aldım ya. Benim ufak tefek böyle potlarım vardır. O üniversite yıllarında biz İTÜ konservatuarında bir çok sesli bir müzikal vardı. Orada da rol aldım. Birçok bugün sektörün içinde çok ünlü sanatçı arkadaşlarımız, birçoğu orada rol alan öğrencilerdik biz o zaman. Yani bir sürü, yani Mansur'undan tutma işte bizim Zara, Neşet, orada Oktay, Ertuğrul, onun şimdiki eşi, ne kadar Türk, önemli sanatçılar. Türk sanat müziği solisti Umut Akyürek. Bütün bakın piyasadaki arkadaşların hepsi biz orada öğrenciyken bir müzikal oynadık ama çok kalabalık. 100 kişilik falan bir orkestra şey. Orada benim de bir küçük rolüm vardı işte. Hiç oyunculukta yeteneğim yok aslında ama orada işte asbelkader oynadık. Bu yaka mikrofonu açık tabii. Bir de onun premieri şey büyük böyle, o zaman Süleyman Demirel şeydi Cumhurbaşkanı. O gelmişti falan, önde o izliyor. Protokol falan da var. Kocaman AKM'nin AKM'nin şeyi, bizim rolümüz icabı üzerimize tepe ışığı yandı. Öteki sahne karardı. Bize zoom yapıldı. Biz de oynuyoruz işte Yunus Emre'nin geçtiği falan. Ali Can diye bir arkadaşım var. O rolünde ufak bir unuttu bir şey oldu. Ben tabii anladım ama toparladık. Daha doğrusu şöyle, kendisi Yunus Emre, ben onun arkadaşıyım. O bana Yunus diye hitap etti. Bir anda roller değişti falan. Toparladık ama neyse. Işık kapandı. Sahneden tam dışarıya doğru çıktık. Sahnenin arkasına yavaşça yürüdük. Öteki tarafta oyun devam ediyor. Bizim yaka mikrofonunu kapatmamışlar o esnada. Biz tabii arkaya geçer geçmez orada var. Bir kahkaha attık. Bütün salonda orada Yunus Emre tasavvufi bir şey anlatıyor. Ey canlar falan diye öyle bir rol oynanıyor orada. Bizim burada ha 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 diye bir kahkaha, salon bir inledi. Tabii o zaman genel yayın şey, sanat yönetmeni şey Altan Doçent Serdar Öztürk ve Altan Günbay hoca. Aynı zamanda oyuncudur. Oyuncu, evet abi. Arkadaş oyun bittikten sonra bizi arıyorlar. Ama nasıl bağırıyorlar içeride falan, biz kaçtık önce. Bir hafta 10 günde okula gitmedik. Rezil ettik. Tam doğru. Soğuyana kadar. Oluyor böyle bazen işte. Peki Guinness'e 1000 yılın türküsü projesinde. Orada evet genel koordinatör olarak görev yaptım. Şöyle o 1000 yılın türküsü Anadolu hümanizminin en önemli temsilcilerinden Alevi kültürünün, Bektaşi kültürünün Türkiye'de işte bir sanatsal etkinliğiydi. 1000 bağlamayla diye yola çıktık ama şimdi tabii o hümanizmle bizlerini Mevlana bile diyor ki ne olursan ol yine gel diyor. Hacı Bektaş bir kucağında aslan, bir tarafında ceylanı bir kucakta buluşturan bir yapı. Biz de bütün dünyanın ezilen halklarından insanları davet ettik o dönem. 1500 küsur bağlama, aynı zamanda Köln Senfoni Orkestrası şefi Betin Güneş Hoca, onun şeyi burada İstanbul Devlet Senfoni'nin şeyi geldi. Ne kadar görkemli olmuştu. Afrika'dan, yani. Amerika'dan, İngiltere'den, işte Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, ya o kadar dünyanın her tarafından, Fransa'dan bütün sanatçılar, herkese de bölümler verdik. Onlar da onları seslendirdi. Ve orada işte hakikaten çok dünya çapında büyük bir şey demeyeceğim. Dünyanın en büyüğü. Çünkü yani, Guinness Rekorlar kitabına da girdi. Maşallah. Orada da yine genel sanat yönetmenimiz Necati Şahin'di. Onlarla Zafer Gündoğdu hocam orkestrayı yönetiyordu. Çok bizim hayatımızda önemli bir yapı, evet, taşı çok oldu. Çok önemli bir şey. Yani hani bu kadar görkemli bir projenin içinde olmak, evet. Tebrik ediyorum. Bir de söz müzik yazarsınız. 200'den fazla eseriniz var. Evet. Volkan Konak, Zara, yani Funda Arar. İnanılmaz, her çok önemli yorumcular da şarkılarınızı seslendirdi. Çok var o arkadaşlarımız. Tabii şöyle, aynı zamanda da birçoğu bu benim eserlerimi seslendiren arkadaşların veya hocalarımızın, mesela Volkan abi benden büyüktür, çok da sevdiğim, saydığım biridir. Zaman zaman işte şarkıların bildikleri için muhakkak bir iletişime geçiliyor. Ya bir otururken niye bana bir tane şarkı göndermedin, yapmadın derken bayağı bir sanatçı seslendirdi. Kitlelere de ulaşan eserler oldu bunların içerisinde. İşte biraz önce söyledin ya, duydukça insan mutlu oluyor. Evet, çok çok keyifli bir şey. Yani bunun bir şeyi yok. Bir karşılığı olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi o hem de Volkan Bey'e de verdiğiniz şarkıyı sizin, çünkü şimdi diskografiye girdik mi çıkamıyoruz. O yüzden arada mutlaka evet, müzikle. Müzikle bir devam edelim. Böyle güzel sesinizden bu çok da benim de çok da sevdiğim Ömrüm şarkısını eğer uygunsanız. Sevdaya düştü gitti.
ömrüm ömrüm. Bir kuştu uçtu gitti ömrüm ömrüm. Bahardan göçtü gitti ömrüm ömrüm. Hazana yoldaş oldu cahil ömrüm. Yollarıma sıra dağlar sıralandı gelmedin ya. Saçlarıma yaz baharda karlar yağdı görmedin ya. Yıllar geçti ne haldeyim kimlerdeyim bilmedin ya. Azana yoldaş oldu cahil ömrüm vay. Yıllar geçti ne haldeyim kimlerdeyim bilmedin ya. Azana yoldaş oldu cahil ömrüm. Sevdaya düştü gitti ömrüm ömrüm. Bir kuştu uçtu gitti ömrüm ömrüm. Bahardan göçtü gitti ömrüm ömrüm. Hazana yoldaş oldu cahil ömrüm. Vay sevdaya düştü gitti ömrüm ömrüm. Bir kuştu uçtu gitti ömrüm ömrüm. Bahardan göçtü gitti ömrüm ömrüm. Hazana yoldaş oldu cahil ömrüm. Dağladın bizi yani. Ne diyeyim gerçekten abicim işte yani. Vallahi dağladın bizi. Ya şimdi böyle ben bağlamayı da görünce benim de biz de bir Urfalı olarak yani hemen
şey Anadolu kimliğim ortaya çıkıyor. Hemen de ben de çok severim de Türk halk müziğini de çok severim. Ya bu da çünkü bence Türk halk müziği formatında bir şarkı sayılabilir yani. Ya şöyle şimdi bizim tabii hepimizin kökeni Anadolu'nun belli yerlerinden geliyoruz. O ortak kültürü Anadolu'nun mirasını ne yapıyoruz? Büyük şehirlere taşıyoruz. Şimdi geçmişteki o halk ozanlı geleneği daha eğitimli, daha işte akademik anlamda da bu işi yapan veyahut işte teknik imkanları bile daha fazla olan işte bizim gibi kent soylu ozanların üretimleriyle artık şekillenir hale geldi. Ki bunlara da biraz da kent türküleri diyoruz son yıllarda. Çünkü buna bir isim de bulamıyorsun. Niye? Türkü de değil. Değil. Şarkı da değil. Ama bağlamayla da çalınabiliyor. İşte altyapı da gitar da olabiliyor falan. Fakat asıl olan üretmek. Değil mi bunları? Valla nasıl olmuş onu bilmiyorum ama çok güzel olmuş. Bence gerçekten güzel bunu olmuş. Sevgili Volkan Konak da okudu. O da çok güzel. Evet o da çok güzel. İcra etti. Ona da çok sevgilerimiz. O da çok önemli bir insan. Buralardaysa sevgiler saygılar hiç durmuyor. Sürekli dolaşıyor. Konserleri çok yoğun. Bir de Amerika'da yaşıyor. Oraya gidiyor. Oraya belki gidiyor, geliyor. İnsanlar olur. Şimdi efendim ben de bir böyle ufaktan bir şöyle şimdi, bir şey yapalım. Evet sıra sende. Biraz da şimdi böyle şey yaptık. Hı. Ne derler? Herkes söyledi. Benim de canım çekti. Şunu şöyle döndürebiliriz. İşte siz bizi yaktınız. Bu çok güzel bir... İntikamım acı olacak diyorsun. Yok yok. Biraz daha hareketlenelim. Bu da çok güzel bir Azeri türküsü. Bu da hani yine yanmayla ilgili ama bu formatı birazcık daha bir tık daha eğlenceli geliyor. Ama çok güzel bir türkü bu da. Bunu da çok seviyorum ben. Güzelim yürekten bağlayan sene, intizar eder mi seven sevene? Güzelim yürekten bağlayan sene, intizar eder mi seven sevene? Yandırdın kalbimi aman ey kaşları aman, bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilirim ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi aman ey kaşları keman, bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilirim ey sevgili canım, bu derdime inan. Seni görmeyen de fenadır halim, İntizarda koyma gadan ben alım. Seni görmeyen de fenadır halim, İntizarda koyma gadan ben alım. Yandırdın kalbimi aman ey kaşları keman, bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilirim ey sevgili canan, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi aman ey kaşları keman, bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilirim ey sevgili canan, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi aman ey kaşları keman, bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilirim ey sevgili canan, bu derdime inan. Harika. Sesine, nefesine sağlık senin de. Şöyle ben hemen... Biz biraz hüzünlü o ortamı böyle evet, birazcık, şey yaptık. Bir tık, birazcık daha şey yapalım. Azıcık daha böyle bir şöyle, neşeli evet. Bir eserle. Şöyle alalım. Şimdi dediğim gibi müzikle devam edelim. Böyle güzel söyleyen insanlar oldukça ben müziğe doyamıyorum. Sevgili Osman'ın yine bir şarkısı eğer olursa hazır böyle müzikle başlamışken. Olur tabii tabii. Öncelikle ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Yani sesiniz de çok güzel. Ya biraz da şey oldu. Tam böyle prova şeydi ama öyle bu spontane evet. Canlı yanın bu tarz şeyleri. Hayır, prova bile yapmadık. Ben hemen eşlik etmeye başladım. Evet evet çok güzeldi. İnşallah ben daha de, güzel. Daha bir zamanda da daha güzel şeyler evet, yaparız. Evet evet. Ben de albümden bir şarkı. Albümün de aynı ismini taşıyan Romantik Komedi. Albümün adı Romantik Komedi. O şarkıyı seslendireyim o zaman. Tamam. Çok merakla bekliyoruz. Thank you.
dışarıda. Yüzü soluk yabancı insanlar. Dertleri dinler ama anlamazlar. Duysalar bile ağlamazlar. Kapıldım yalanlarına, bir kez daha kandım. Seni benim gibi masum sandım. Gidince öyle yalnız kala kaldım. Sıcak bir yaz sabahında, fotoğrafının başında, sönmeyen sigaramla, bunca derdin ortasında, gözü yaşlı bir penayla, çaldım şarkımı ağlaya ağlaya. Yalanlarla süslenen romantik komedi bitti. Artık ne ben o eski deli, ne sen masal birisi değilsin. Yalanlarla süslenen romantik komedi bitti. Artık ne ben o eski deli, ne sen masal birisi değilsin. Dışarıda yüzü soluk yabancı insanlar, dertleri dinler ama anlamazlar, duysalar bile ağlamazlar. Kapıldım yalanlarına, bir kez daha kandım, seni benim gibi masum sandım. Gidince öyle yalnız kala kaldım. Sıcak bir yaz sabahında, fotoğrafının başında, sönmeyen sigaramla, bunca derdin ortasında, gözü yaşlı bir penayla, çaldım şarkımı ağlaya ağlaya. Yalanlarla süslenen romantik komedi bitti. Artık ne ben o eski deli, ne sen masal birisi değilsin. Yalanlarla süslenen romantik komedi bitti. Artık ne ben o eski deli, ne sen masal birisi değilsin. Artık ne ben o eski deli, ne sen masal birisi değilsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ağzına sağlık, çok güzeldi kardeşim. Çok teşekkür güzel. Ederim, çok sağ olun. Şarkılarında da kendine has bir tarzım var. Ve çok güzel, dinlendirici de geliyor. Ne ben güzel, ne güzel. Çok mutlu oldum. Özellikle o gözü yaşı pena kısmı da beni etkiledi. Çok güzel bir söz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ya böyle üreten insanlar zaten daha da bir benim ilgimi çekiyor. Daha da özel geliyor. Aynen. Tabii ki yorumculuk da çok önemli bir şey. Yani tabii bunu ki söylemek de tabii hiç kolay değil. Gerçekten çok önemli ses sanatçılarımız var ama üreten insanlar olmadıkça, zaten şarkı olmadıkça hani onu yorumlayacak dur, insan da olmuyor. Dur, neyi söyleyeceksin? Bir de o tarafı var değil mi? Sesin dünyanın en güzel sesi ama şarkı yok. Şarkı yok, evet evet. Gerçekten benim mesela çok yetenekli arkadaşım var. İşte daha önceden konuştuğumuz. Yani böyle net bir şarkıları ortaya çıkmadıkları için, yani inanılmaz sesler, inanılmaz yorumcular falan böyle bazen geri planda kalabiliyorlar. Tabii ki onlar çok özel insanlar, çok önemli insanlar. Ama üretmek de gerçekten ayrı bir yetenek ve ayrı bir özellik. Seni de tebrik ediyorum. Çok teşekkür güzel, ederim, sağ olun. Çok güzel ve çok keyifli. Gayet keyifle dinliyoruz. Dediğim gibi bugün işte çalıp söyleyen insanlar olunca hem müzik dolu gidiyor. Birazcık yine hala bir, şimdi müzik hayatı tabii öyle minik bir dakikada bitecek yani, işler tabii değil. Bu arada bir de Mesam'da da yöneticilik bayağı bir sene oldu. Evet, ben orada 10 sene, yani 5 dönem, 2'şer senelik seçimler yapılıyor. Üst üste görev yaptım. Bir dönem işte sayman üyeydim. Ondan sonra baktım bu muhasebe işleri benimle çok alakalı işler değil.
bıraktım ama yine orada yönetim kurulu üyesi olarak da 10 sene vakit geçti. Tabii burada üreten insandan bahsettiniz ya biraz önce. Onda haklarını korumak. Tabii oradaki birçok bestecinin Türkiye çapında 10 bine yakın eser sahibinin haklarının korunduğu ve Türkiye'nin 160'ın üzerindeki ülkede temsil edildiği resmi sözleşmelerle çok büyük bir kurum mesela. Orada o da tabii insan hayatına hem bir tecrübe katıyor, hem çevreni o şekilde geliştiriyor, hem de işte telif bilincini oluşturmak adına yaptığımız o hizmetlerle insanlara en azından kalıcı bir şeyler bıraktığımızı sanıyorum ama bizim o şeyle biraz da siyaset de işin içine karıştığı için sürekli kavga, gürültü, patırtı. Ya hani yoruldum artık insan, biraz. Evet, biraz zorluyor o tarz şeyler. Yani aslında iyi bir şey yapmaya çalışırken de insanları böyle demotive ediyorlar ama olsun. Yine de bir 10 yıl kadar yani çok önemli bir hizmet. Tabii. Çok uzun süreler teşekkür ediyoruz size. Hani bizim de haklarımız sonuçta koruyorsunuz. Tabii hepimizin ortak hakları. Şimdi rahmetli Atilla Özdemiroğlu hocamız, o da onunla da çok uzun süre birlikte görev yaptık. Son dönem sağlık problemleri vardı biliyorsunuzdur. O tedavi sürecinde falan dedim ki hocam aday olmayın. Artık biraz da hani ciddi bir rahatsızlıktı. Ondan sonra bana şunu dedi, Ali Aydar dedi, ben evlatlarıma bırakacağım, benim başka bir şeyim yok, şarkılarım var. O hakların mücadelesi için son nefesime kadar burada olmam gerek. Evet. Yani bu kadar önemli. Önemli bir şey, evet gerçekten. Peki ilk albüm Emeğimsin'le mi başladı 2002'de? Evet, 2002'de Emeğimsin'i yaptık. Ondan sonra işte sırasıyla mı diyeceğiz, Umut albümü var. Umut'tan sonra Ömrüm albümü vardı yanlış hatırlamıyorum. Seher Yeli. Seher Yeli. Evet, Seher Yeli Ömrüm'den sonra mı? Sonra oldu. Ondan sonra işte bir Emeğimsin'in tekrar 3 şarkılık yeni versiyonunda bir maxi single çalışma yaptık. Çok yani işte bu sürece gene kadar herhalde onun üzerinde albüm oldu. Bir Göç Yolları diye film müziklerim, işte enstrümantal soundtrackler var. Onları, yine canlı performanslar yine aynen devam ediyor. Onun arkasından işlerde. Bizim işte Oğuzhan'la birlikte şirkette biz bu böyle bir çekim stüdyomuz var. Aynen, evet. Orada canlı çok performans videolar da çekiyoruz. Onu çekince işte o çaldıklarımızı da dijitale anonim hak türkülerini kalsın diye hem türküler işte değişler ve onun haricinde bir tane de işte bağlama virtüözlüğünü ortaya çıkartan eserler vardı. Onları da 3 tane ayrı proje olarak koyduk. Çünkü onda bir kendince bir tadı var. Canlı performans tek bağlamayla çalıp söylenmiş içerikler. Böyle işte güzel. Peki yurt dışı ile ilgili şeyden bundan biraz bahsedebilir miyiz? Bu son 1-2 yıldır da yurt dışı ile bayağı birkaç proje oluşturuyoruz. İşte İsrail'de bir Yoav Esed diye bir gitarist arkadaşımız var. O bizle bağlantı kurmuştu. Onunla bir şeyler yapıyoruz. Yaptık da devam da ediyor. Hı-hı. Bir yandan Almanya'da Sound Dogma Berlin diye bir müzik oluşumu var. Orada Christian diye bir arkadaşımız, çok da değerli bir müzisyen. Onlarla bir şeyler yapıyoruz ve işte Alman Kültür Bakanlığı ile Türk şeyin ortak sanatçı çalışmaları ve destekleri fonları var. Onlardan birini bir dosya hazırladık. Onay sürecindeyiz. O olursa 8 aylık bir kültürel programı birlikte yürüteceğiz. Bir ayağı Almanya ve adı da Köprü, Bridge olarak koyduk onu. Çünkü Anadolu insanının işte biliyorsunuz Almanya'daki çalışan işçilerimizin oraya taşıdıkları kültürle Almanların kültürünün bir sentezini oluşturup orada bir köprü, kültürel köprü oluşturan bir proje planladık. Onlar ufak ufak devam ediyor. Bir yandan da işte şirkette sürekli üretim önemli bizim için. İşte Oğuzhan gibi arkadaşlarımız, değerli kardeşlerimiz orada ürettiklerini en azından kimseye muhtaç olmadan orada gelip kendi işini, içeriğini yapabileceği bir şeyi oluşturduk. Yani platform diyorum ama kooperatif yani. Gibi düşünün. Orada herkes bir işin ucundan tutuyor. Evet. Bir şey lazım. İşte Oğuzhan gelip orada bir vokal yapılması gerekirse gelip bana o destek olur. Ben işte ona bir şarkı lazım olur, bir şey olur. Hatta kendi söz birinci kıtasını geçen ki albümde yazmış. Evet. Şarkıyı ben çok beğendim dedim. İlla dedim Oğuzhan onun devamını da yaz. Hocam ben onu evde yazarım falan dedi. Dedim yok, gir içeri, kapat kapıyı, orada yazıp çıkacaksın dedim. Sonra ya, aynı öyle oldu. 5-10 dakikada 10 ben de dakikada yazdım. İkinci kıtayı yazdı çıktı işte. Evet. Çünkü o motivasyonu sağlamazsan insanın... Yani o anda geldi mi gidiyor? Evet, evet aynen öyle. Kaçtı mı? Şey oluyor. Orada işte fikir jimnastikleri yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Ne olur? Ne biter? Bunlar tabii bayağı da içeriğimiz oluştu. Dijital dağıtım ağımız da var bizim şirkette. Yani burada ıslık çalsan biz onu dünyanın bütün dijital platformlarına dağıtıyoruz. YouTube içerikleri de dahil olmak üzere. Bir yandan da işte teknolojik gelişmelere de müziği ayak uydurmamız gerekiyor. Öyle bir yoğun bir çok güzel, çok güzel işler yapıyorsunuz. Ya sizde sohbeti doyum olmuyor. Gerçekten çok keyifliydi. Şarkılarımız bir arada söyledik, ettik.
Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Dediğim gibi hem çalan söyleyen, üreten insanlar bizim için çok değerli. Daha da bence hani değer verilmeli, daha da ön planda olmalı. İnşallah Oğuzhan da daha da ileri pozisyonlara gelecek. Yani şarkılar zaten çok güzel, yorum çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok, sağ olun. Keyif aldım kardeşim. Ali Adi abi, size zaten bir arada olmak zaten bizim bir normalde de devam kardeşim ediyor. Her zaman ilişkimiz. Bu pazar gününde bizi şereflendirdiğiniz için çok mutluyuz. Biz Beda'yı da böyle bu kadar müzik insanı bir aradayken, biraz önce yine, aradayken böyle bir şey biz çaldık, oynuyorduk zaten. Onu duymadılar onunla yapıp ama böyle vedamızı yapalım. Bir dahaki haftaya inşallah Erdem Suri ile Pazar Keyfi'nde görüşmek üzere. Ama çok keyifli bir şekilde Neşet Baba'yla. Evet, Neşet Ertaş'ın çok güzel bir türküsü, onu da anmış olalım buradan. Hem de biraz hareketli bilsin pazar günü. Aynen, evet, güzel böyle. Evet. Herkese bu arada tekrar bir dahaki hafta görüşmek üzere diyorum. Vedamızı yapalım, şarkıyla bitirelim. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık günlere dolaştım, sarmaşık günlere dolaştım, öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim, yanıyorum 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 hele, mail oldum Gonca Gül'e, Acem Şanı'yınca bele. Bir bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni, derdine bıraktın beni, derdine bıraktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yanıyorum 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 hele, mail oldum Gonca Gül'e, Acem Şalı ince bele, Acem Şalı ince bele.